Bismillahirrahmanirrahim. Futahat-ı Mekke'ye 11. sefir 76. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hazreti Nuh'un kalbi üzerindeki veliler. Allah adamlarından bir kısmı ise Nuh Aleyhisselam'ın kalbi üzerindeki 40 kişidir. Hiçbir dönemde bunların sayısı artmaz ve eksilmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gruptan söz ederken ümmetinden 40 kişinin Nuh'un kalbi üzerinde olduğunu söylemiştir. Nuh ilk Resul'dür. Onun kalbi üzerinde bulunan adamların özelliği ise kabzdır, yani daralmadır. Onlar Nuh gibi Rabbim beni anne babamı ve evime mümin olarak girenleri bağışla, zalimlere hareket imkanı bırakma diye dua eder. Bu adamların makamı din konusunda kıskançlık makamıdır. Söz konusu makam yükselmenin güç olduğu bir makamdır. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem güvenilir bir rivayette şöyle dediği sabittir. Allah kıskançtır. Kıskançlığı nedeniyle taşkınlığı yasaklamıştır. Bu rivayetten taşkınlığın özü gereği taşkınlık olduğu ortaya çıkar ve bu nedenle şari onu yasaklamıştır. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle denildi. De ki, Rabbim taşkınlıktan açık ve gizli olanları yasaklamıştır. Yani bilinen ya da algıdan gizli olduğu için bildirilmediği sürece bilinmeyenleri yasaklamıştır. Öyleyse Allah'ın kullarına yasakladığı her şey taşkınlıktır. Yasaklanan şey başka bir zamanda ya da başka bir şeriatte helal bırakılmış şey değildir. Bilgisi saklanmış taşkınlık budur. Söz gelişi helal bırakılmış şarap, yasaklanan ve içilmesi engellenen şarap değildir. Hükümlerin illetleri bazen eşyanın hakikatleri olabilir. Kelam bilginleri bu konularda değişik görüşler ileri sürmüşlerdir. Keşfin verisi ise iki mezhebi de onaylamaktır. Çünkü keşif sahibi keşfini yaptığı mertebeye göre hüküm verir. Mertebe, keşif sahibine işin gerçekteki durumunu bildirir. Bu nedenle gayret, yani kıskançlık ve hamiyet, yükselmesi güç hayret makamıdır. Özellikle de Hak kendisini peygamberinin diliyle bu makamla nitelemiştir. Gayret kalbin ve için özelliklerindendir. Gayret, kıskanılacak birisinin varlığını gerektirir. Gerçekte ise varlıkları bakımından değil, sabitlikleri bakımından mümkünlerin hakikatlerinden başka kimse yoktur. Öyleyse gayret, mümkünlerin hakikatlerinin sabitliğinden ortaya çıkar. Gayretin olmayışı ise mümkünlerin hakikatlerinin varlığından ortaya çıkar. Allah, mümkünlerin varlığını kabul etmesi bakımından kıskançtır. Bu nedenle taşkınlığın gözüken ve gözükmeyenini yasaklamıştır. Halbuki ortada gözüken ve gözükmeyenden başka bir şey yoktur. Gayret, bu bakımdan her şeye yayılmıştır. Sonra gayret bütün canlıların yaratılışında bulunur ve etkisinin farkına varılmaz. Akıl yönüyle kıskançlık duyan birisinin müşahadesi hakikatlerin sabit olmasıdır. Din bakımından kıskançlık duyan ise dış varlığı görmüş demektir. Bu 40 kişi bu makamın adamlarıdır. Hazreti Musa'nın sözleşme süresinin hakikati bu adamlar nedeniyle 40 gün idi. Burada gece gizli kalan, gündüz ise ortaya çıkan kısım içindir. Böylece Rabbinin sözleşme vakti 40 gece olarak tamamlandı. Sözleşme Rabb'e izafe edilmiştir. Buradan ise Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Allah benden daha kıskançtır hadisinde Allah ismiyle Rab ismini kastettiğini anladık. Çünkü anlam bakımından herhangi bir sınırlama yapmaksızın Allah ismini kullanmak doğru değildir. Haller halin gerektirdiği özel bir isimle bu sınırsız kullanımı daraltır. Öyleyse Allah ismi kendisiyle nitelenmiş olsa bile kıskançlık Er-Rab ismine aittir. Konuşma ve tecelli bu sürenin tamamlanmasından sonra gerçekleştiği için bu 40 kişinin alemde tamamlanmasıyla da makamı Nuh'un babalığı makamı olan birisi alemde ortaya çıkar. Çünkü Nuh daha önce belirtildiği gibi ikinci babadır. Bu 40 kişi içinde ayrışan her şey Nuh peygamberde toplanmıştı. Bu durum 300 kişide ayrışan her şeyin Adem'de toplanmasına benzer. Halvete giren Erbainiyat taifesi bu 40 kişiye halvette miraçlarına göre davranır. Ona hiçbir şey eklemezler. Bu halvetler onlara göre açılış halvetleridir. Bu konuda Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem aktarılan bir hadisi kanıt olarak kullanırlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah rızası için 40 sabah ihlaslı olan kimsenin
kalbinden diline hikmet pınarları dökülür der. Nitekim tecelli esnasında karşılıklı konuşmada Rab ile 40 gün buluşmadan sonra gerçekleşmiştir. Allah adamlarından bir kısmı ise Halil İbrahim'in kalbi üzerinde bulunan 7 kişidir. Hiçbir dönemde sayıları artmaz ve eksilmez. Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem gelen bir haberde buna işaret edilmiştir. Onlar Hazreti İbrahim gibi Rabbim bana hüküm ver, beni salih insanlara kat diye dua eder. Onların makamları her türlü kuşku ve şüpheden uzaklaşır. Allah bu dünya hayatında onların gönüllerinden kini söküp atmıştır. İnsanları onların kötü zanlarından kurtarmıştır. Çünkü onların hiçbir kötü zanları yoktur. Hatta zanları bile yoktur. Çünkü onlar doğru bilgi sahibidir. Zan, tercihte bulunacak şekilde herhangi bir konuda kesin bilgisi bulunmayan insandan çıkar. Onlar sadece insanların görünüşteki iyiliklerini bilir. Allah onlar ile insanların yaptıkları kötülükler arasına bir perde çekmiş, Allah ile kulları arasındaki gizli işlere muttali etmiştir. Allah kullarına sayesinde kendilerini var ettiği merhametiyle bakar. Yaratıklarda bulunan her türlü iyilikte söz konusu merhametin bir parçasıdır. İşte onlar Allah'ın kullarında bunu görür. Bir gün onlarla karşılaşmıştım. Kendilerinden daha güzel bir hal kimsede görmemiştim. Bilgin, bağışlayıcı, karşılıklı döşekler üzerinde doğruluğun kardeşleriydi hepsi. Kalplerinde ruhani ve manevi cennetler bu dünyaya getirilmiş gibiydi. Onlar yaratıkları varlık olması yönünden, hükmün kendisine erişmesi yönünden değil, hakkın yönetişini görürler. Allah adamlarından bir kısmı ise Cebrail'in kalbi üzerinde bulunan 5 kişidir. Hiçbir dönemde sayıları artmaz ve eksilmez. Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem aktarılan bir hadis konuyla ilgilidir. Onlar bu yol mensuplarının hükümdarlarıdır. Onlar Cebrail'in sahip olduğu güçler ölçüsünde bilgiye sahiptir. Bu güçler Cebrail'in kendisiyle yükseldiği ve indiği kanatlar diye ifade edilir. Bu 5 kişinin ilimleri Cebrail'in makamını aşamaz. Cebrail gaybden onlara yardım eden kimsedir. Kıyamet günü diriliş yerinde de onunla beraber duracaklardır. Allah adamlarından bir kısmı ise Mikail'in kalbi üzerindeki 3 kişidir. Onlar mutlak iyilik, merhamet, sevgi ve ilgi sahibidir. Bu 3 kişiye hakim özellik bast yani açıklık, tebessüm, yumuşaklık, aşırı şefkat ve şefkati gerektiren müşahededir. Hiçbir dönemde sayıları artmaz ve eksilmez. Onların ilimleri Mikail'in sahip olduğu güçler ölçüsündedir. Allah adamlarından birisi de her dönemde İsrafil'in kalbi üzerindedir. Emir ve onun zıttı yani yasaklama bu kişiye aittir ve iki ucu da kendine toplar. Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda gelen bir rivayet vardır. O adamın bilgisi İsrafil'in bilgisidir. Ebu Yezid el-Bestami, İsrafil kalbi üzerinde bulunan kişilerdendi. Peygamberlerden ise Hazreti İsa, İsrafil'in kalbi üzerindedir. İsa'nın kalbi üzerinde bulunan herkes aynı zamanda İsrafil'in kalbi üzerindedir. Buna karşın İsrafil'in kalbi üzerinde bulunan herkes İsa'nın kalbi üzerinde değildir. Şeyhlerimizden birisi Hazreti İsa'nın kalbi üzerindeydi. O büyüklerden birisiydi.